Anayasa değişiklik paketinin onaylanacağı referandumla ilgili çalışmaları devam eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanşehir'de partililerle bir araya geldi. CHP'liler olarak getirilmek istenen bu değişikliğe hayır olan tavrımızı daha güçlü şekilde ortaya koyma çabası içerisindeyiz diyen Kiraz, referanduma 45 gün kala bütün ilçelerde seçim komitelerinin oluşturulacağını belirtti. Bir referandum süreci var. Dolayısıyla bu referandum süreci öncesinde bütün ilçelerimizi geziyoruz. Ve bütün ilçelerimizde öncelikle partimizin geçmişte siyaset yapmış olan tecrübeli arkadaşlarını, şimdiki yönetimde olan arkadaşlarımızın heyecanlarını tabi birbirine katarak, birbirine birleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak getirmek olan istenen bu değişiklik karşısında hayır olan tavrımızı daha güçlü şekilde ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede bugün tabii Doğanşehir'de aynen diğer ilçelerde yaptığımız gibi seçimlere 45 gün kala bütün ilçelerde bunu tamamlayacağız. Ve 45 gün kala bütün ilçelerde seçim komitelerimizi oluşturmuş olarak, yapılarımızı kurmuş olarak sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Getirmek istenen sistem dolayısıyla sadece Cumhuriyet Halk Partileri ilgilendirmiyor. Bu ülkede yaşayan aslında 80 milyonun geleceğini ilgilendiren önemli bir değişiklik. Kiraz getirilmek istenen 18 maddelik değişikliğe baktığımızda hiçbirinin çiftçinin sorununa yönelik bir kazanımı yok, terörün sonlandırılacağına yönelik bir kazanımı yok diyerek açıklamalarına devam etti ve ilçe ilçe gezeceklerini söyledi. Tabii bu şartlarda, bu durumda demokrasinin dersinden artık söz etmemiz maalesef mümkün olmayacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu mecliste halka bir kişiden alıp halka vermiş olduğu yetkiyi tekrardan meclisten alıyoruz. Bir tek kişiye devretmek istiyoruz. Getirmek istenen sistemin ülkenin hiçbir vatandaşının, hiçbir kesimin hiçbir sorununa çare olmayacağını da çok açık net görüyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Tabii getirilen 18 maddelik teklife baktığımızda hiçbirisinin çiftçinin sorununa yönelik bir kazanımı yok. Bu ülkede yaşayan bütün unsurları, dinamikleri bunun kendilerine bir faydası olmadığını, hatta bu ülkenin geleceği açısından birçok sıkıntı yarattığını her gittiğimiz yerde, her noktada anlatacağız.